NATO Liderler Zirvesi sona erdi. Zirvenin ardından yapılan analizler ise dikkat çekici. Siyasi analistlere göre masadan eli en güçlü kalkan ülke Türkiye oldu. Türkiye'nin başta terörle mücadele olmak üzere önem verdiği pek çok başlık sonuç bildirgesinde yer aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Washington'daki NATO Liderler Zirvesi'nden elini güçlendirerek döndü. Erdoğan'ın müttefik ülkelere başta terörle mücadele konusunda verdiği mesajlar geniş yankı buldu. Newsweek dergisi, ABD Başkanı müttefiki Erdoğan'ın etkili muhalif sesiyle karşı karşıya kaldı diye yazdı. Uluslararası basın Erdoğan'ın olası bir NATO-Rusya çatışmasına karşı yaptığı uyarıya da dikkat çekti. Türkiye'nin Ukrayna Savaşı'nda üstlendiği arabulucu rolün önemine işaret edildi. Peki bu zirveden Türkiye'nin kazanımları ne oldu? Türkiye'nin öne çıkardığı pek çok kritik başlık sonuç bildirgesinde yer aldı. NATO'nun terörle mücadelede izleyeceği stratejiyi belirleyen belge güncellendi. Teröristler ve terör örgütleri tarafından ortaya konan tehdit ve zorluklara kararlılıkla karşı koymaya devam edeceğiz denildi. Ayrıca Türkiye'nin savunma harcamalarının gayri safi yurt içi hasılanın %2'si düzeyine yükselmesi takdirle karşılandı. Türkiye'nin öncelik verdiği konulardan biri de müttefiklerin birbirlerine yaptırım uygulamaması gerektiğiydi. Bu yönde Vilnius zirvesinde alınan karar teyit edildi. NATO müttefiklerinin balistik füze tehdidine karşı korunması da gündemdeydi. Tehdidin büyüdüğü belirtildi. Tüm NATO müttefiklerinin tamamen koruma kapsamına alınması taahhüdü yeniden kabul edildi. Zirve bildirisinin satır aralarında yer alan önemli mesajlardan biri de NATO-Avrupa Birliği ilişkilerine dairdi. İki teşkilat arasında işbirliğinin Türkiye'nin tercih ettiği bir politikayı yansıtan şekilde yürütülmesi karara bağlandı. Sonuç bildirgesinde Türkiye'nin Karadeniz'de yürüttüğü kritik faaliyetlerde unutulmadı. Montrö Sözleşmesi kapsamında Karadeniz'in güvenliği ve istikrarına yönelik çabaların takdirle karşılandığı belirtildi. Teşkilatın 2026 yılı zirvesinin Türkiye'de yapılacağı da açıklandı.